Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz matematik 3. sınıf konularından logaritma. Logaritma tanımı tabii şimdiye kadar ilk kez duyduğunuz bir kavram. Bunun için öncelikle bir tanımını yapalım. Daha sonra logaritma fonksiyonunu tanımlayacağız. Ondan sonraki adımda işlemlerimize geçebiliriz. Logaritma diyoruz. Logaritma aslında üstel fonksiyonun tersidir. Yani en kaba haliyle üstel fonksiyonun tersi diyebiliriz. Peki bu üstel fonksiyonumuz neydi? Onu tanımlayalım. Üstel fonksiyonumuz. Üstel fonksiyon kavramı bildiğimiz tabanı bir reel sayı olan ve üstü herhangi bir fonksiyon olan sayılara, ifadelere biz üstel fonksiyonlar diyoruz. Üstel fonksiyonları tanımlarken A eleman R artı fark 1, X eleman R olacak şekilde F R'den R artıya diyoruz. Fx eşittir A üzeri X. Buradaki A sayımız bir R sayı dediğimiz gibi yalnızca R 1'den farklı olmak şartıyla. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'dir arkadaşlar. O yüzden 1 hariç tüm reel sayılar tanımımızda da belirttiğimiz gibi alabiliriz. Örnek verecek olursak üstel fonksiyonlar için birkaç tane. Fx eşittir 2 üzeri x. Fx eşittir 1 bölü 2 üzeri 3x şeklinde daha da çoğaltabiliriz. Buradaki taban diye nitelendirdiğimiz a sayısı bir haricinde bütün değerleri alabiliyor ama pozitif olmak şartıyla. Ve biz buradaki fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunda a sayısı taban, diğer kısma da üst diyeceğiz. Peki üstel fonksiyonumuzun bir de grafiğini hatırlayalım. Üstel fonksiyon grafiği, şöyle onu da belirtecek olursak, üstel fonksiyon grafiği. Zaten tanımda belirtildiği gibi R'den R artıya, yani tanım kümesi R, görüntü kümesi R artı olacak şekilde biz koordinat düzleminde gösterebiliriz. Koordinat düzleminde X ve Y eksenini çizelim. X ve Y eksen dedik. Daha sonra verilen grafiği hangi grafikse ona göre tabanını ve üstünü belirtiyoruz. Şu an için bir tane örnek üzerinde anlatacak olursak fx eşittir az önce verdiğimiz 2 üzeri x örneğinde biz tabanımız 2, üstümüz x. X'e verilen değere göre tabii ki grafik oluşturulacaktır. İşte x'e bir 0 değeri verdiğimizde x eşittir 0 için f 0 eşittir 2 üzeri 0'dan 1 olacaktır. Yani koordinatlarımız nedir arkadaşlar? 0 virgül 1 olacaktır. Peki 0'a 1 noktası 0 2 eksenin kesiştiği noktadır. 1 noktasını da yukarıda belirtecek olursak ve bir tane daha değer vererek oluşacak eğrimiz. Sonuçta üstel fonksiyonun grafiği bir eğridir arkadaşlar. Bir tane daha değer verelim. Örneğin x eşittir 1 için diyelim. F 1, 2 üzeri 1, o da eşittir 2. Bu ne demek arkadaşlar? Az önce buraya 1 demiştik. Şu an için 1 değeri verdiğimizde aldığı değer 2 olacağından diğer bir noktayı da gösterelim. Kırmızı kalemimizle grafiği oluşturacak olursak arkadaşlar bu grafiğimiz 1 dediğimiz gibi eğri olacaktır. Ve 0'dan küçük değerler verdiğimizde örneğin bir eksi 2 değeri verdiğimizde göreceğiz ki f'in aldığı değer küçülecektir haliyle ama hiçbir zaman negatif olmayacaktır. Hep pozitif ama 0'a yaklaşacaktır. Yani biz ne kadar küçük değer verirsek x'e o kadar 0'a yaklaşacaktır.
Ama hiçbir zaman sıfır olmaz. Sadece yaklaşır. Peki büyük değerler verdiğimizde nasıl bir değişim olur arkadaşlar? Örneğin bir 3 değeri verdiğimizde 2 üzeri 3 eşittir 8 olacaktır. Yani iyice değer artacaktır ve eğrimiz yukarı doğru artan bir grafik seyredecektir. O yüzden üstel fonksiyonlarda eğer taban birden büyük ise artan bir fonksiyondur. Taban birden küçük ise, yani sıfırla bir aralığında ise, bu sefer de azalan bir seyir oluşturacaktır. İsterseniz bir de 1 bölü 2 üzeri x grafiğini çizelim. 1 bölü 2 f x eşittir 1 bölü 2 üzeri x. Burada dikkat edelim. Bu sefer tabanımız birden küçük bir değer aldı. Peki yine koordinat düzlemimizi oluşturalım. X ve y. Orta noktamız 0. Fonksiyonumuz fx eşittir. İsterseniz 2 üzeri eksi x şeklinde de yazabilirsiniz. Aynı anlama geliyor. Onu da belirtelim. Yani bu fonksiyon ile bu fonksiyon aynı değeri almaktadır. Aynısıdır. Birbirinin farklı yazılışı sadece. Şimdi yine isterseniz 0 değerini verelim. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. X eşittir 0 için dedik. Biliyoruz ki fx eşittir 2 üzeri eksi 0 sonuçta 0'dır. 2 üzeri eksi 0, 2 üzeri 0 yapar. Bir sayının 0. kuvveti yine 1'dir arkadaşlar. Farklı bir değer daha verecek olursak, x eşittir bu sefer 1 değerini verelim az önceki gibi. X eşittir 1 için dediğimizde f 1 eşittir 2 üzeri eksi 1 olacaktır. Buraya dikkat edelim. O da 1 bölü 2 olacaktır. Peki bu iki noktayı koordinat düzleminde gösterip birleştirelim ve grafiğimiz oluşacaktır. Şu an için x eşittir 0 dedik. Noktamızı da tekrar az önceki gibi yazalım. İlk noktamız 0'a 1 olmuş oldu. Diğer noktamız 1'e 1 bölü 2 olmuş oldu. Dikkat ederseniz burada azalan bir seyir var. Az öncekinde artan 1 iken 2 oldu. Yani 0 iken 1, 1 iken 2 oldu. Ama burada 0 iken 1, 1 iken 1 bölü 2 oldu. Hemen gösterelim. 0'a 1 noktası böyle belirtelim. Daha sonra diğer noktamız 1'e 1 bölü 2. Yine 1 burada. 1 bölü 2 şöyle. Ayrıca farklı renkle belirtelim. Evet, burası da 1'e 1 bölü 2 noktası olmuş oldu. Şu an birleştirecek olursak eğrimiz bu sefer az öncekine göre ters bir seyir izleyecektir. Ters dediğimiz nasıl arkadaşlar? Büyük değer verdiğimizde az önce değerler de büyüyordu. Yani x'e verdiğimiz değerlere göre fonksiyon aldığı değerler de büyüyordu. Ama burada x'e verilen değere göre bu sefer fonksiyonun aldığı değerler küçülüyor arkadaşlar. Bu durumda işte şu an için gösterdiğimiz 1 bölü 2 üzeri x grafiğidir arkadaşlar buradaki. Fx grafiği. Az önceki grafiğimizde burada oluşturduğumuz fx grafiği ise 2 üzeri x'in grafiğiydi. Burada üstel fonksiyonumuzun grafiğini hatırlatmış olalım. Niçin üstel fonksiyonun grafiğini ve üstel fonksiyonu inceliyoruz arkadaşlar? Şimdi logaritma tanımına geldiğimiz zaman daha rahat göreceğiz. Çünkü logaritma dediğimiz zaman üstel fonksiyonun tersi olacaktır. Hemen logaritma fonksiyonu diye bir başlık yazalım. Logaritma fonksiyonu. Şimdi az önce demiştik, üstel fonksiyonu tanımlamıştık. Yine biz tanım olarak şunu yazacağız. Tanım diye belirtelim. F, R'den R artıya demiştik arkadaşlar. Fx eşittir A üzeri X üstel fonksiyonunun tersine logaritma fonksiyonu denir. Fonksiyonunun
tersine logaritma fonksiyonu denir. Peki nasıl yazılır bu arkadaşlar? Onu belirtelim. Öncelikle f tersi diyoruz. R artıdan R'ye olacak şekilde f x eşittir log a tabanında x olarak yazılacaktır. İşte birbirinin tersi iki fonksiyon. Peki logaritma niçin gereksinim duyulmuş bir konu? Niçin oluşturulmuş bir bölüm? Onu açıklayalım arkadaşlar. Zaten onu açıkladıktan sonra artık bundan sonra üstel ile ilgili denklem çözümlerinde özellikle sıkıntılar yaşamayacağız. Bunu kısaca şurada belirteyim arkadaşlar. Daha önceki konularımızda biz örneğin 2 üzeri x eşittir 8 denkleminde eşitliğinde x'in ne olduğunu biz tabanlar aynı olmak şartıyla belirleyebiliyorduk. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 3 diyorduk. Tabanlar eşitse üstler de eşittir x üzeri 3 diye biz çözümü buluyorduk. Peki şimdi eğer 2 üzeri x eşittir 5 ise burada çözüm nasıl olacak? Taban farklı. Biz birbirinin kuvveti şeklini de yazamıyorsak işte burada devreye logaritma giriyor. Şimdi bu dönüşümlerle ilgili şu kısmı açıklayacağız. Yani biz burada şu işlemi yapacağız. Log a dediğimiz yani burada iki tabanında logaritma alacağız. Onu da belirtelim. Her iki tarafta iki taban olduğu için yazıyoruz. Log iki tabanında 2 üzeri x eşittir. Log iki tabanında 5 diyeceğiz. Buradan denklemimizden x'in değerini log 2 tabanında 5 olarak belirteceğiz. Yani niçin ihtiyaç duymuş kısmını açıklamak üzere bu örneği vermiş oldum. Şu tür bir eşitlikte x'in değerini bulmak için logaritma ihtiyacımız vardır arkadaşlar. Başka türlü bir çözüm yok. Başka türlü bir matematiksel çözümümüz yok arkadaşlar. Şimdi logaritma fonksiyonunda ne tür işlemler yapacağız? Onları bir belirtelim. Öncelikle biz y eşittir söylediğimiz f fonksiyonları biliyorsunuz y eşittir şeklinde yazabiliyoruz. Her ikisini de göstereyim. Y eşittir fx. O da eşittir log a x olarak gösterebileceğiz. Veya farklı bir şekilde y eşittir log buradaki taban yine a olacaktır. Fx şeklinde göstereceğiz. Daha çok biz şu kavramları göreceğiz. Çünkü iç kısımda sadece x olmayacaktır. Daha karmaşık ifadeler de olacaktır. İşte burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer biz burada y eşittir log a fx diyorsak burada fx'i a üzeri y şeklinde yazacağız. Aynı işlemi yukarıda onu da gösterecek olursak y eşittir log a x oluyorsa x eşittir a üzeri y şeklinde yazabiliyoruz. Fx eşittir a üzeri y dediğimiz logaritmanın tersi olan bir fonksiyon olacaktır. Hemen birkaç örnekle burayı pekiştirelim arkadaşlar. Diyelim ki 3 üzeri x eşittir 5 ifadesi. Az önceki gibi benzer bir örnekle. Burada biz şunu diyebileceğiz. Tabanımız her zaman için o fonksiyonun altındaki olacaktır. Ve y ise 5 değeri buradan alacaktır. Yani biz nasıl yazabileceğiz bu değeri? İşte taban 3 olacak şekilde x eşittir log 3 tabanında 5 diyebileceğiz arkadaşlar. Peki tersi bir soru geldiği zaman nasıl yazabileceğiz? Diyelim ki bu şekilde bir ifade var. Hemen öyle bir ifade belirtelim. İşte x eşittir log 2 tabanında 7.
Bunu üstel biçime çevirmek istediğimizde nasıl çevireceğiz? Onu da belirtelim. Dediğimiz gibi buradaki taban her zaman için log'un o sağ alt köşesine yazılan değerdir veya ifadedir. Her zaman için onu bileceğiz. Hatta ilk zamanlarda burayı belirtelim. Burası taban olacaktır. Nasıl bir eşitlik dönüştürülmesi oluyor onu da gösterelim. Şöyle genelde tabir ediyoruz. Buradaki 2 gelip burayı tak yukarı kaldırıyor. X'i yani başına koyuyor. Bir şapka gibi düşünün. 2 üzeri X oluyor. Yani şunu diyebiliriz. 7 eşittir 2 üzeri X. Her zaman için 2 gelip X'in altına geçiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Log'un içindeki kısım da öbür tarafa eşitlik olarak yazılıyor. Logaritma ile ilgili özellikler de bunları sık sık kullanacağız arkadaşlar. Peki logaritma fonksiyonunu tanımladık. Şimdi önemli olan konulardan bir tanesi de logaritmanın tanım aralığı arkadaşlar. Logaritmanın tanım aralığını şöyle bir başlık altında yazacak olursak logaritma fonksiyonunun tanım aralığı. Biz fonksiyonumuzu yine y eşittir şeklinde belirtecek olursak log a tabanında fx. Verilen bu logaritmik ifadeyi eğer tanım aralığı nedir ya da hangi aralıkta tanımlıdır şeklinde bir soru karşımıza çıkarsa bunu belirtmek için ilk önce a birden farklı olmalı diyoruz. İkincisi a pozitif olacak. A büyük sıfır olmalı diyoruz. Üçüncüsü de fx büyük sıfır olacak arkadaşlar. Şimdi bu üç şartı yerine getirdiği aralık logaritma fonksiyonumuzun tanım aralığı olarak gösterilecektir. Unutmayalım bu üç şartı da sağlaması gerekiyor logaritma fonksiyonumuz. Şöyle kısaca bir logaritma fonksiyonunu tekrar edelim arkadaşlar. Dedik ki üstel fonksiyonun tersi olarak söyleniyor. Bu ifade nasıl okunuyor? Logaritma a tabanında fx olarak okunuyor. Bunun eş değeri yani üstel fonksiyona dönüştürülmüş hali biliyorsunuz. Fonksiyonu biz aldığımızda tersini de rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi işte örneklerde log 2 7 ise 7 eşittir 2 üzeri x ama konumuzun ana başlığında şöyle her ikisini de görebiliriz. Y eşittir log a fx ise fx eşittir. Az önce demiştik a bunun altına taban olarak geçiyor. A üzeri y yazacağız. Şimdi az önce belirttiğimiz tanım aralığıyla ilgili örneğe geçebiliriz. Logaritma, peki günlük hayatta nerede kullanılıyor diye belki aklınıza gelebilir. Günlük hayatta tabi kullanıldığı, sık sık kullanıldığı yer yok ama işte istatistik kurumlarının daha çok nüfus hesaplamalarında işte E sayısını belki biliyoruz. E tabanında logaritma yöntemiyle, formülüyle hesaplandığı biliniyor arkadaşlar. Şimdi tanım aralığı ile ilgili örnek verecek olursak. Diyelim ki bir tane y logaritmamız veriliyor. Log 8 tabanında 9 eksi x kare. Fonksiyonun tanım aralığı nedir diye soruldu. Fonksiyonunun tanım aralığı nedir diye sorulduğunda biz şu 3 kuralı hatırlayacağız arkadaşlar. O kural nedir? Bakalım tekrar. A farklı bir olmalı. A nedir burada arkadaşlar? 8. A büyük 0 olmalı. 8 büyük 0 mı? Evet. 8 birden farklı. Fx büyük 0. Yani kuralları şöyle bir hatırlatacak olursak. A dediğimiz 8 farklı bir sağladı. 8 büyük 0 oldu. Bu da sağladı. Üçüncü kuralımız 9 eksi x kare.
büyüktür 0. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Yanılıp da büyük eşit yazmayalım. Çünkü logaritmanın iç kısmı hiçbir zaman 0 olmaz. Bunu ters fonksiyonda da söyleyebiliriz. Yani şu durumda fonksiyonumuz hiçbir zaman 0 değerini almaz. Yani örnek verecek olursak 2 üzeri x ne zaman 0 olur? Hiçbir zaman 0 değerini almaz. Buradan da hatırlayabilirsiniz. Bir daha söylüyorum. Bura iç kısım 0 olmaz. Pozitif değerler alacak. 9 eksi x kare büyüktür 0 dedik arkadaşlar. Yani bu şu anlama geliyor. X kare eksi x kare olarak söyleyelim. Büyüktür. Eksi 9 her iki tarafı eksi parantezine aldığımızda eksi 1'e böldüğümüz zaman x kare biliyorsunuz eşitsizlik yön değiştiriyor. Küçüktür. 9 olacaktır. Peki x kare küçüktür 9 ne demek? Bu aralık arkadaşlar tablodan da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu eksi 3 ile 3 aralığına düşen bir aralıktır. Hangi aralıktan bahsediyoruz? Tabii ki eksi 3, 3 aralığı. Peki eksi 3 ve 3 noktaları dahil mi arkadaşlar? Hayır. Burada x kare fonksiyonumuz için küçüktür 9 belirtelim. Daha sonra yukarı x. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz olarak belirtiyorduk. Tanım kümesi dediğimiz zaman artık şunu yazabiliriz. Tanım aralığı veya tanım kümesi diye söylediğimiz zaman eksi 3 ve 3 aralığında açık aralıktır arkadaşlar. Kesinlikle kapalı aralık değil. Çünkü eksi 3 ve 3 değerlerinde 0 olur fonksiyonumuzun, içteki fonksiyonumuzun değeri. Yani log 8 tabanlı 9 eksi x kare arkadaşlar, eğer tanım aralığı sorulduğunda biz ne diyeceğiz? Eksi 3'e 3 açık aralığı demiş olacağız. Yine bir tane daha örnek yapacak olursak. Bazen tabi A burada çok bariz 8 dedik. 2 tane kuralı es geçtik. Burada 2 kural otomatikmen es geçildi. Şimdi vereceğim örnekte tabi es geçemeyeceğiz. Hemen onu da belirtelim. Diyelim ki arkadaşlar y eşittir logaritma x eksi 3 x kare eksi x eksi 12 şeklinde bir sorumuz var. Bu soruda y eşittir log x eksi 3 x kare eksi x eksi 12 fonksiyonunun tanım aralığı nedir sorulduğunda? Tanım aralığı nedir şeklinde sorulduğunda bizim yapmamız gereken o kuralları bir hatırlayalım. Birincisi x eksi 3 farklı 1. İkincisi x eksi 3 büyük 0. Üçüncüsü x kare eksi x eksi 12 büyük 0 olmalı diyoruz. Şimdi bu kuralları teker teker uygulayalım. Yani x farklı 1 olacağı için 1 eksi öbür taraf artı olarak geçecektir. Yani 1 artı 3 farklı diyelim. X farklı 4 olacak. Burayı bir daha söyleyelim. X eksi 3 farklı 1 ne demek? Eksi 3 öbür tarafa geçti artı olarak 1 artı 3. Yani x farklı 4 olacak. Çözüm kümesi içerisinde veya işte tanım aralığı dediğimiz aralık içerisinde 4 varsa biz çıkaracağız arkadaşlar. Devam edelim. X büyük 3 olmalı diyoruz. İkinci kısım. Üçüncü kısım içinde biz tablo oluşturuyorduk. O tabloyu da hatırlatalım. Geçen yıl öğrendiğimiz eşitsizlikler, ikinci dereceden bir bilinmeyen ne eşitsizlikler bölümünde öğrendiğimiz tabloyla çok rahatlıkla yapabiliriz. X eksi sonsuz, artı sonsuz diyorduk. Burada x kare eksi x eksi 12 büyük 0. Şimdi çarpanlarını ayırabiliyorsak tabii ki çok rahatlıkla biz çarpanlarını ayırıp köklerini bulabiliriz. Hemen şu alt kısımda çarpanlarını ayırıp yazalım. X kare x eksi 12 eşittir 0 şeklinde gösterelim. Çarpanlar x'e x, öbür taraf eksi 12'nin çarpanı arkadaşlar 4'e 3'tür. Hangisi eksi hangisi artı olacak? Buraya bakıyoruz. Toplandığında eksi olacağına göre
Eksi 4'e 3 olacaktır. Yani bizim çarpanımız x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir 0 olacaktır. Yani x eşittir 4, x eşittir eksi 3. İki tane kökümüz var. Onları değerleştirelim. Eksi 3'e 4. Kökleri yerleştirdikten sonra yine hatırlayalım. A işareti 1 artı olacaktır. A'nın işaretinin aynısı, A'nın işaretinin tersi, A'nın işaretinin aynısı olacaktır. O yüzden artı olduğundan artı, eksi, artı diyoruz. Bize büyük sıfır kısmı lazım olduğundan o kısımları tarayacağız. Yani şu an için taranacak kısım artı olan kısımlar. Peki şu üç tane şartımızı birleştirip bir tek tanım aralığı oluşturacağız. Öncelikle x büyük 3 dedik. Bu aynı zamanda x büyük 4 tarafına da düştüğü için her ikisinin ortak çözümü olan 4'ün sağ tarafını alacağız. Dediğimiz gibi bu üçünün ortak çözümü olacaktır. Yine alt kısma biz şunu belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca 3 noktasını buraya verecek olursak x büyük 3 dediğimizde kök olarak göstereceğiz. Yani artı artı olarak göstereceğiz. Taralı kısmı yine belirtelim. Şimdi her ikisinin de taralı olduğu bölüme bakalım. Her ikisinin de taralı olduğu bölüm ne taraftır arkadaşlar? Şu siyahla gösterdiğim bölüm. Peki burada 4 olacak mı? Bu ikisi için arkadaşlar zaten 4 sıfıra eşit olduğundan 4 değeri sıfıra eşitleyeceğinden 4'ü almayacağız. Haliyle biz orayı geçen yıldan öğrendiğimiz gibi şöyle kesikli çizgiler olarak belirtiyorduk. Son olarak tanım aralığını yazacak olursak artık şu alt kısma yazalım. Tanım aralığı dediğimiz 4'ü bakın dikkat edin burada yine çıkaracağız. Sebebi de 1'e eşitliyor tabanı. O yüzden tanım aralığı 4 ile artı sonsuz olarak sonucu yazabiliriz. Evet, logaritma fonksiyonunun tanım aralığı bu iki örnekte de çok rahatlıkla anlaşılıyor arkadaşlar. Şimdi logaritmanın diğer bir söylenişi, farklı artık özel durumlara geçeceğiz. Onları belirtelim. Logaritma fonksiyonunun tabanı özel olarak 10 alındığında bunun ismi bayağı logaritma olacaktır. Yani burada biz bayağı logaritma da diyebiliriz, onluk logaritma ismini de kullanabiliriz. O yüzden her ikisini de belirtelim. Onluk logaritma fonksiyonu diyoruz. Diğer adı bayağı logaritma. Logaritma çoğunlukla log olarak kısaltılabiliyor ki bundan sonra hep zaten yazılışta da denklem çözümlerinde de örneklerimizde de işlemlerimizde de hepsini log olarak kısaltacağız. Bayağı logaritmayı tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Biz logaritma fonksiyonunu şöyle tanımlamıştık. Log a fx olarak. Buradaki a değeri özel olarak 10 seçilirse, yani bu ne demek? A eşittir 10 alacağız. Bunu onluk logaritma fonksiyonu olarak söyleyeceğiz. Yazalım. Log 10 tabanında fx. Ama bundan sonra tabanı 10 olduğu zaman biz oradaki 10'u yazmayacağız. Ve onun yerine hani hatırlatma yapayım. Bir karekökte aslında karekökte kökün derecesi 2'dir değil mi arkadaşlar? Ama biz yazmıyoruz. Aynen onun gibi burada 10 olduğunda logaritmanın tabanını yazmayacağız. Nasıl yazılacak peki bu arkadaşlar? Log fx. Biz şunu gördüğümüzde anlayacağız ki taban a değeri 10'dur. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Onluk
logaritma fonksiyonu diyoruz bu ifademize. Birkaç tane örnek verecek olursak, log 5 bu aslında log 10 tabanında 5 demektir. Benzer şekilde işte çoğaltabiliriz. Log 1 bölü 2 dediğimizde bu log 10 tabanında 1 bölü 2 olacaktır. Bunların diğer yazılışlarını şu anlık yazalım ama dediğimiz gibi bununla bu ifademiz aynı. Log 10 tabanında 1 bölü 2 işlemimiz aynı. Burada da belirtelim, hani yeni gelmişken örnek üzerinde. Arkadaşlar, çoğunlukla logaritmanın iç kısmı dediğimiz fx'i parantezle gösteririz. Hani yanında artı eksi ifadeler karışmasın diye. Çünkü yanında ifadeler de olacaktır. Çoğunlukla parantez içine alırız. Bilelim ki bu logaritmanın iç kısmıdır arkadaşlar. Fx olan bölümdür. Böylelikle onluk logaritmayı da tanımlamış oldum. Şimdi diğer bir çeşidimiz olan doğal logaritma. Doğal logaritma fonksiyonu. Peki doğal logaritma fonksiyonu ne demek? Bunun diğer bir adı aslında kısaca yazılımı ln x fonksiyonu. Ama dikkat edelim, burada hep log kelimesini kullanıyorduk. Bundan sonra ln, ln ifadesini kullanacağız. Yine aynı fonksiyonumuz log a fx fonksiyonu bize veriliyor. Eğer taban a sayısı özel olarak, az önce belirttiğimiz gibi özel olarak e seçilirse. Peki e nedir arkadaşlar? E sabit bir sayıdır. Değeri de yaklaşık olarak da yazabiliriz. Seçilirse, yani e eşittir a diyoruz veya a eşittir e seçilirse, yine ifademiz ne olacaktır arkadaşlar? Log e tabanında fx olacaktır. Ama bir daha söyleyelim. Şimdi bu ifade log e çok kullanılmayacaktır. Daha çok ne kullanacaktır bunun yerine? Az önce belirttiğimiz gibi burada da bir düzenleme yapmıştık. Aynı şekilde burada da ln x, pardon, ln fx olarak yazacağız. Peki buradaki ln dediğimizde biz şunu bileceğiz arkadaşlar. Logaritma aslında bu ama tabanı e olarak belirtilen logaritma ve biz bunu söylerken ln fx olarak söyleyeceğiz. İşte bu da bize doğal logaritma olduğunu göstermiştir. Doğal logaritma fonksiyonu, bir daha hatırlayalım, ln fx. Özel olarak ln x, eğer fx x olarak seçilirse ln x diyeceğiz. Evet, böylelikle biz iki çeşit logaritma tanımlamış olduk. İkisi de özel bir durum. Burada e sayısını hatırlatalım demiştim. E sayısı nedir arkadaşlar? 2.718 işte nokta 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 şeklinde devam eden bir sabit sayı. Nasıl pi sayısı 3,14 şeklinde gidiyorsa, onları da şöyle bir kenara belirtelim. Pi'yi de hatırlatalım arkadaşlar. 3,14 şeklinde devam ediyordu. E sayısı da 2,718 şeklinde devam eden bir sayıdır. Özel olarak sabit sayılardır bunlar arkadaşlar. Evet. Şimdiki bölümümüz ise logaritma fonksiyonunun özellikleri. Logaritma fonksiyonumuzun özelliklerini yazalım. Tabii bu özelliklerin içerisinde arkadaşlar 4 işlemimiz var. Taban değiştirme var. Bunları sırayla teker teker söyleyeceğiz. Birinci özelliğimiz, logaritma a tabanında 1 olduğu zaman arkadaşlar bunun değeri 0'dır. Logaritma eğer
tabanı A ise karşılığı 0 olacaktır. Peki iç kısım ne olursa bu ifade peki 1 olur diye sorduğumda hemen şunu diyeceğiz arkadaşlar. Logaritma A tabanında A olduğu zaman 1 oluyordu. Az önceki örneklerde hatırlarsak özellikle biz üstel fonksiyonla ilgili örnek vermiştik. Hatırlıyorsanız hangi durumda bir değerini alıyordu üstel fonksiyon? Üst kısmı 0 olduğu da 1 alıyordu. İşte burada da görüyorsunuz 1 olduğu nokta A üzeri 0'dır. Hangi durumda peki kendisi oluyor? Kuvveti 1 olduğunda arkadaşlar yine kendisi oluyor. Söyleyelim A üzeri 1 eşittir A diyebiliriz tabi burada. Üçüncü özelliğimiz logaritma ile ilgili çarpma ve bölmelerde nasıl işlem yapacağız? Logaritma A tabanında X çarpı Y olarak belirtilen yani logaritma A tabanında X çarpı Y ifadesi biz ayrık bir şekilde logaritma A tabanında X artı logaritma A tabanında Y olarak yazabileceğiz. Dördüncü özelliğimiz yine logaritma A tabanında bu sefer X bölü Y olarak. Dikkat edin yine ben burada X çarpı Y ve X bölü Y yani orada bir işlem varsa mutlaka onu parantezle gösteriyorum. Tavsiye ederim. Yanında ifadeler olacaktır. Bir sonraki örneklerde mutlaka parantez kullanın sizde. Bu sefer log A tabanında X eksi buraya dikkat log A tabanında Y olarak yazılacaktır. Çarpım ve bölümde demek ki logaritmalar toplanıyor ve çıkarılıyor. Bunu nereden hatırlarsınız arkadaşlar? Üstel fonksiyonda tabanlar aynı ise üstler toplanır çarpım durumunda. Eğer bölme işlemi varsa tabanlar aynı ise aynı üstü sayılar taban aynı olacak şekilde bölme varsa üstler ne oluyordu arkadaşlar? Çıkarılıyordu. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi beşinci özelliğimiz eğer bir logaritmamız A tabanında tekrar yazılıyor. Log A olarak X gibi hem üstel hem logaritmik bir yazım varsa bunun karşılığı arkadaşlar sadece X olacaktır. Yani şunu hatırlayalım. Hem üstel hem logaritmik ve tabanlar aynıysa bunun değeri logaritmanın iç kısmına eşittir. Benzer bir şekilde şöyle de diyebiliriz yine. Buradaki ifade A olacak şekilde log A fx ise bunun sonucu yine fx olacaktır. Daha sonra 6. özelliğimiz. Bu özellikte de yine benzer bir ifade kullanacağız. Onu da belirtelim. Diyelim ki B üzeri log A C ifadesi. Burada arkadaşlar B ile C yer değiştirip yazılabiliyor. Onu da yazalım. C üzeri log A tabanında B şeklinde yazılabiliyor. Diğer özelliklerimizi sol tarafa devam edelim. Bu özellikleri iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü sorularda bu özellikleri sık sık kullanacağız. Yedinci özelliğimiz log A tabanında B 1 bölü log B tabanında A. Yani taban ile iç kısım yer değiştirip bu şekilde yazılabiliyor. Sekizinci özelliğimiz buna taban değiştirme özelliği de denebiliyor. Log A tabanında B ifadesini biz tabanı değiştirmek istiyorsak log bir C gibi bir sayı ama dikkat edelim yine burada C farklı 1, C büyük 0, C eleman R artı işte dediğimiz gibi bu özellikleri sağlaması gerekiyor. Bunları da ayrıca belirtelim. C tabanında B bölü logaritma C tabanında A diyebiliriz. Bu çoğunlukla karıştırılan yani hafızada tutulması zor bir kısımdır. Taban değiştirme diye onu ayrıca belirtmek istiyorum burada. Taban değiştirme.
Aynı durum yukarıda da geçerli, özel bir hal olmuş oluyor ama bu genel bir halidir taban değiştirmenin. Bir daha söyleyelim, kolayla aklınızda kalsın diye nasıl yaparsınız arkadaşlar? B yukarıda kaldığı için zaten taban değişecek. C tabanı siz kendiniz belirleyeceksiniz. Taban yazıyorsunuz log C. Bu yukarıda kaldığı için yukarıdaki B olacak. A aşağıda olduğu için aşağıdaki de A olacaktır. Böylelikle rahatlıkla ilişkilendirebilirsiniz. Bu yazılımda işte log A tabanında ve özellikle en çok yani bizim az önce belirttiğimiz o onluk logaritmada çok sık kullanacağımız taban değiştirme kısmı olacaktır arkadaşlar. Dokuzuncu özelliğimize gelince, bu özelliğimizde log A tabanında B çarpı log B tabanında C ifadesi sonuç olarak log A tabanında C olarak yazılabiliyor. Burada da bir geçiş durumu var. Nasıl? Buradaki iç kısım B, diğer çarpanda iç kısım değil de taban kısmı B olduğu zaman, aynı ifade olduğu zaman A'dan C'ye geçiş yapıp yazabiliyoruz. Bunu çoğaltabiliriz. Benzer şekilde diğer bir örnek, diğer bir özellik olarak logaritma A tabanında B, logaritma B tabanında C çarpı logaritma C tabanında D dediğimizde arkadaşlar, yine geçişme durumlarını gösterelim. Bakın C'den C'ye, B'den B'ye geçişmiş. Hangisi en baştaki ilk tabanımız logaritma A'ydı? Onu yazalım. Log A. Son iç kısımda D. Evet arkadaşlar, bu çarpımın sonucu buraya eşittir diyebiliriz. Zaten 9. özelliğin 2 tane çarpımı, burada ise 10. özellik ise 3 tane çarpım, birbirinin aynısı bir durum geçerli. Peki diğer bir özelliğe geçelim. Arkadaşlar logaritma A tabanında B üzeri M ifadesi. Bu kısaca üstsel logaritmanın başına katsayı olarak geçecek. Ama dikkat edin, içteki kısımdaki kuvvet. Bu nasıl yazılıyor? M log A tabanında B yazılabiliyor. Buradaki M çarpım durumundadır arkadaşlar. Onu belirtelim. 12. özelliğimiz logaritma A üzeri N B eşitliğinde. Bu sefer alttaki tabanın kuvveti, buraya dikkat edelim, 1 bölü N çarpı log A B olarak yazılabiliyor. Yani şöyle diyelim burada arkadaşlar. Eğer iç kısmın kuvveti varsa biz onu logaritmanın başına çarpım olarak yazabiliyoruz. Veya bu duruma getirip sonra çarpım yazabiliyoruz. Aynı şekilde tabanın da kuvveti varsa tabanı yazarken arkadaşlar dikkat edin, 1 bölü N'ni, yani çarpım işlemine göre tersini yazıyoruz. Peki her ikisi var ise bunu da son özellik olarak yazalım. Yani logaritma A tabanında N, B üzeri M gibi bir ifade varsa bu sefer şunu diyebiliriz. M bölü N, M çarpı 1 bölü N olacağından kısaca log A B olarak yazılabilir. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize geçelim. Her biri için birer tane örnek yazacak olursak, hemen arkadaşlar yan taraflarına yazmak istiyorum ve farklı bir kalemimizle yazmak istiyorum örneklerimizi. Şimdi logaritma A tabanında 1 dedik. Logaritma 3 tabanında 1. Bunun değeri nedir arkadaşlar? 0'dır. İşte farklı bir örnek. Logaritma, buradaki taban ne olursa olsun, diyelim ki yani çok karmaşık bir sayı da olabilir. İşte 2x'in karesi 3 kısım 1, x farklı 0 olacak şekilde. Eğer iç kısım 1 ise yine ne diyebiliriz arkadaşlar? Bunun sonucu 0'dır diyebiliyoruz. Gelelim logaritma A tabanında A yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 arkadaşlar, bunun karşılığı 1'dir.
logaritma 10 dediğimizde bunun karşılığı biliyorsunuz ki yazılmadığı zaman 10 olarak bileceğiz. Yine bunun karşılığı da 1'dir arkadaşlar. Evet, diğer üçüncü özelliğimizle ilgili örneğe geçecek olursak hemen örneklerimizi şöyle log 2 tabanında 3 çarpı 5 dediğimizde bu arkadaşlar nasıl yazılacaktır? Log 2 tabanında 3 artı log 2 tabanında 5 olarak yazılacaktır. Şöyle örneklerimizi ok olarak çıkarıp gösterelim. Yine log 2 tabanında 8 bölü 3 olarak verilen bir sayımızı biz şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Log 2 tabanında 8 eksi log 2 tabanında 3 olarak yazabiliyoruz. Peki diğer özelliğimizle ilgili a üzeri log a x ifadesinde yine 2 üzeri log 2 tabanında 3 dediğimizde bunun eşit arkadaşlar 3'tür. Bir şekilde diyebiliyoruz. Altıncı özelliğimizle ilgili bir örnek verecek olursak hemen yazalım. 2 üzeri log 5 3 ifadesini ben şöyle değiştirip yazabiliyorum. 3 ile 2 yani en yukarıdaki ile en aşağıdaki yer değişiyor. 3 üzeri log 5 2 yer değiştirip yazabiliyoruz. Yedinci özelliğimizle ilgili örnek verelim hemen. Yedinci özelliğimiz log a tabanında b'ydi. Bunu b ile a'yı yer değiştirip yazmak istediğimizde yani log 2 3'ü ben 1 bölü log 3 tabanında 2 şeklinde yazabiliyorum. Devam edecek olursak taban değiştirme tabi dediğimiz gibi bu en önemli hususlardan bir tanesi. Hemen şu boşluğa örnek olarak yazmak istiyorum. Diyelim ki log 2 tabanında 3 verilmiş ama ben tabanı 5 yapmak istiyorum. Canım öyle istedi. O zaman ne yapacağız? Log 5 yapacağız. Üstte hangisi var arkadaşlar? 3 var. Altta log yine 5 yapıyorum. Altta hangisi var? 2 var. Bu şekilde değiştirebiliyoruz. 9. özelliğimizle ilgili örnek verecek olursak log 3 tabanında 5 çarpı log 5 tabanında 6 şeklinde bir ifademiz varsa bunu log 3 tabanında 6 olarak yazabiliyoruz. 10. özelliğimiz bunun 3 tane çarpım durumunda olanıdır. Onu da yazalım. Log 2 tabanında 3 çarpı log 3 tabanında 4 çarpı log 4 tabanında 5 ifadesi. Kısaca log 2 tabanında ilki ve en sonuncusu 5 olarak yazılabiliyor arkadaşlar. 11. özellikle ilgili örnek verecek olursak log 3 tabanında 2 üzeri 4 ifadesini biz şöyle yazabiliyoruz arkadaşlar. 4 çarpı log 3 tabanında 2 olarak yazabiliyoruz. 12. özelliğimizle ilgili bir örnek verecek olursak log 2 üzeri 3 tabanında 5 sayısı verildiği zaman buraya yalnız dikkat edelim. Üst üste sayılar denk geleceğinden kuvvetin kuvveti şeklinde görülmesin. Parantezi kullanalım. Nasıl yazılıyor arkadaşlar? 1 bölü 3 log 2 tabanında 5. Evet. Bu son 3 özelliğe dikkat edelim. Taban değişmiyor. İç kısım değişmiyor. Sadece katsayılar arasındaki bir durum söz konusu. Dediğimiz gibi 1 bölü 3 log 2 5 şeklinde yazıyoruz. Son olarak logaritma 2 üzeri 5 ve 3 üzeri 4 gibi bir ifademiz var. 3 üzeri 4'ü yine parantez için alalım. Burada taban 2 üzeri 5'tir. Ona dikkat edelim. Yani taban log 2 üzeri 5 nedir? 32. Log 32'dir.
Peki bunu nasıl yazıyoruz? 4 başa çarpım olarak geliyor. Çarpı 1 bölü 5 olacağından direkt 6 yazıyorum. 4 bölü 5 çarpı log 2 tabanında iç kısım arkadaşlar 3 olarak yazılabiliyor. İşte her bir özelliğimiz için yan tarafta birer örnek vermiş olduk. Umarım özellikleri şöyle kavrama açısından bir faydası olmuştur. Yine bunlarla ilgili özelliğe devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi logaritma özellikleriyle ilgili örneklere devam edeceğiz. Bu özellikleri kullanacağımız örnekleri şöyle ard arda sıralayalım. Logaritma 2 tabanında 32 sayısının değeri nedir diye sorulduğunda biz şöyle yazacağız arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 32 2 üzeri 5 sayısına denktir. Ve daha önce bahsetmiştik. 2 üzeri 5 sayısını oradaki yukarıdaki 5 logaritmanın önüne çarpım olarak geçecektir. Ve 5 çarpı logaritma 2 tabanında 2 olacaktır. Şimdi ikinci özelliğimize bakalım. Logaritma 2 tabanında 2 nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani 5 çarpı 1 sonucu 5 olarak buluyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğimize geçelim. Logaritma 2 üzeri 3 tabanında 1 dediğimiz zaman bunun değeri arkadaşlar logaritma ne olursa olsun taban iç kısmı 1 ise sonucu 0'dır. Ama farklı bir şekilde log 8 1 yazılabilir. Bunun değeri 0'dır diyebiliyoruz. Yine örneklerimize devam edelim. Örnek çözümlerimize. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 tabanında 81 sayısının karşılığı nedir diye sorulduğunda 3 üzeri 1 bölü 2 sayısı başa tersi yani 1 bölü 1 bölü 2 olarak yazılacağından çarpı logaritma 3 olarak kalacaktır. 81'de yazarken 3 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Bunun sonucunda 1 bölü 1 bölü 2 ikinci yani payda ters çevrilip çarpılacaktır. Yani 1 çarpı 2 bölü 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4 olarak söyleyelim. Biliyoruz ki iç kısmın kuvveti de yine baş tarafa çarpım olarak geçecektir. 1 çarpı 2 bölü 1 2 olacaktır. Bir de önüne 4 çarpanı gelince log 3 tabanında 3 olacaktır. Sonuç olarak 2 çarpı 4 8 çarpı log 3 tabanında 3 yine demin belirttiğimiz gibi karşılığı 1'dir arkadaşlar. Yani 8 çarpı 1 o da eşittir 8 karşılığını bulacağız. Sağ taraftan örnek çözümlerimize devam edelim. Örneğin bu sefer yazacağım baş kat sayısı olacaktır. 16 çarpı logaritma kök 2 tabanında çarpı 4 üzeri 1 bölü 2 ifadesinin karşılığı nedir sorulduğunda biz yapmamız gereken köklü ifade ve üstlü ifadelerden kurtulup şöyle logaritmamızın hem tabanını hem iç kısmını aynı sayıya getirmektir. Yani eğer aynı sayıya biz eşitlersek hem tabanı hem iç kısmı arkadaşlar biliyoruz ki bunun değeri 1'dir. O yüzden biz net ve bir düzgün reel sayı elde edebiliyoruz. Karışık düzenden net bir duruma geçirebiliyoruz. Şimdi 16 çarpı log öncelikle kök 2 ifadesi biliyoruz ki 2 üzeri 1 bölü 2 olarak yazılır.
Daha sonra 4 üzeri 1 bölü 2 de biz yine 4'ü 2'nin ikinci kuvvetinin 1 bölü ikinci kuvveti olarak yazabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. 16 çarpı. Şimdi alt tabandaki 2 üzeri 1 bölü 2 baş katsayı 1 bölü 1 bölü 2 olarak geçeceğinden tekrar söylüyorum. Mutlaka 1 bölü şeklinde yazılacaktır paydaya. Çarpı logaritma 2 tabanında. Buradaki ifade şöyle düzenleyecek olursak 1 bölü 2 çarpı 2 olacaktır. Burada 2'ler sadeleşecektir. Yani sadece 2 kalacaktır arkadaşlar. Düzenleyecek olursak 16 çarpı 1 çarpı 2 bölü 1 şeklinde olacaktır. Log 2 2 olarak yazabiliriz. Buradaki log 2 2 neydi arkadaşlar? Karşılığı 1'di. 16 çarpı 2 32 çarpı 1, o da sonuç olarak 32 yapacaktır. Yani böyle köklü ve üstlü bir durumda verilen sayının aslında karşılığı neymiş? 32 olarak karşımıza çıkıyor. Yine örnek çözümlerimize devam edelim. Log 3 eşittir A. Log 5 eşittir B olarak veriliyor. Şimdi A'lı ve B'li türden bir ifade verilmiş. Tabana dikkat edelim. Tabanlar nedir burada arkadaşlar? Tabanlar 10 olarak ama yazılmamıştır burada. Şimdi biz burada log 75 ifadesini A ve B türünden yazınız diye sorulduğunda ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki log 75'i log 3 ve log 5'in katı şeklinde yazmamız gerekiyor. Şimdi log 75 ifadesini biz şöyle yazabilir miyiz? Log 3 çarpı 25 şeklinde log 3 çarpı 25 şeklinde yazabiliyoruz. Peki bu çarpım durumundaki ifadeyi özelliğimizi kullanarak log 3 artı log 25 şeklinde yazabiliyor muyuz? Evet, yazabiliyoruz. Buradaki log 3 ifadesini biliyorum A. Ama log 25 ifadesini henüz B türünden şu an söyleyemiyorum. O yüzden log 3 ifadesi yerine A'yı yazalım. Artı yalnız log 25'te bir düzenleme daha yapacağız. Nasıl bir düzenleme olacak? Log 25 5'in karesidir arkadaşlar. Bu da A artı 2 kaç sayı olarak log'un önüne geçecektir? 2 log 5 olarak yazılacaktır. Peki 2 log 5 dediğimiz log 5'in değeri nedir arkadaşlar? B'ydi. Yerine yazalım ve A artı 2B sonucunu elde etmiş oluruz. Gördüğümüz gibi burada taban 10 olarak verilmiş ama biz daha önceden onluk logaritma olarak tanımladığımızdan dediğimiz gibi yazılmıyor. Tabanlar 10 olduğunda yazılmıyor. Sonuç olarak A artı 2B eşitini bulduk. Benzer bir tane daha örnek yapmak istiyorum. Evet, yine log 2x olarak söylensin. Log 5 ifadesi y olarak verilsin. Olarak veriliyor. Yine log 200 ifadesinin x ve y türünden değeri nedir sorulduğunda ifadesinin x ve y türünden değeri 2'dir. Bulalım arkadaşlar. Az önce yaptığımız işlemleri benzer şekilde burada yine işlemlere devam edeceğiz. Peki log 200 ifadesini şöyle
açıp yazalım. Buradaki sayıyı açarken 2'nin ve 5'in çarpımı, katlarının çarpımı durumunda yazmamız gerekiyor. O yüzden hani 2 çarpı 100 yazılabilir. Ondan sonra 4 çarpı 50 de yazılabilir. Ama 2'nin kuvveti ve 5'in kuvveti dediğimiz 8 çarpı 25 türünden yazarsak log 8 çarpı 25 bu elde ettiğimiz sayı 200 olacaktır. Peki çarpımın logaritmasını biz logaritmalarının toplamı şeklinde yazabileceğimizden nasıl yapıyoruz? Logaritma 8 artı logaritma 25 olarak yazabiliyoruz. Sonra logaritma 8 ifadesini ben log 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliyorum. Artı log 25 az önce belirtmiştik yine log 5'in karesi olarak yazılabiliyor. Burada 3 başa katsayı olarak geçecektir. Log 2 artı aynı şekilde 2 katsayı olarak geçecektir. 2 log 5 olarak yazabiliriz. Log 2 ifademiz arkadaşlar x olarak vermiştik. 3 çarpı x artı log 5 de y olarak verilmişti. Onu da 2 çarpı y sonuç olarak 3x artı 2y şeklinde sonuca verebiliyoruz arkadaşlar. Burada yine dikkat edelim, taban 10 olarak verilmiş ancak yazılmamış. Örnek çözümlerimize yine devam edebiliriz. Evet, log 2 tabanında x eksi 1 eşittir 3 ise x değeri nedir diye sorulduğunda bu basit bir denklemdir. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Biliyoruz ki logaritmayı üstü biçime çevirebiliyoruz. Üstü biçimi logaritmaya çevirebiliyoruz. Tekrar yazalım. Taban 3'ün altına gelecek şekilde taban olacak. Yine yazalım. X eksi 1 eşittir 2 üzeri 3 olacaktır arkadaşlar. X eksi 1 eşittir 2 üzeri 3 8. X eşittir 8 artı 1'den x eşittir 9 diyebiliyoruz x değerine. Sonraki örneğimize geçelim. Logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma kök 5 tabanında 2 çarpı logaritma 2 üzeri 2 tabanında 27. Çarpma işleminin sonucu kaçtır veya nedir şeklinde sorulduğunda şimdi biz yine özelliklerden hatırlayacağımız böyle bir zincir şeklinde çarpma varsa arkadaşlar hemen uyanık olacağız ve şuraya bakacağız. Acaba bir geçişme durumu var mı? Yani buradaki 5, 5, evet burada 2, burada 2 ama kuvveti sadece bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Böyle bir sorunun cevabını biz rahatlıkla bulabiliriz demektir. O yüzden sadece düzenlemeleri yapıp devam edeceğiz. Log 3 tabanında 5, burada bir şey yapmıyorum. Çarpı log burada kök 5'i 5 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazalım. İç kısım 2 olarak devam ediyor. Şu iç kısımlarını parantezle belirtirsem daha rahat olacaktır. Sonra çarpı log 2 üzeri 2 zaten yazmışız. 27'yi de biz 3 üzeri 3 şeklinde getirirsek. Şimdi biz logaritmaların tabanın kuvvetini biliyoruz. Başa kat sayının tersi olarak yani çarpma işlemine göre tersi olarak 1 bölü 1 bölü 2 geçtiğini biliyoruz. O yüzden şu kısmı 5 üzeri 1 bölü 2 kısmını ben başa 1 bölü 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Çarpı başka var mı? Evet var. Log 2 üzeri 2 yine aynı şekilde 1 bölü 2 olarak geçecektir. Bunu da kat sayısını alıp
yazmış olduk. Ve burada bir de 3 olarak iç kısmın kuvveti direkt çarpım olarak yazılacağından hemen onu da alalım. Çarpı 3 ve şu son kısmı da başa almış olduk. Bunları gösterirken şöyle oklarla başa katsayı, bu da alttan gösterirsek alt kısma yani paydaya katsayı olarak yazarsak daha rahat anlaşılacağını umut ediyorum. Log 3 5 çarpı log 5 2 çarpı log 2 3 olarak işlemimizi buluruz. Burada 1 bölü 1 bölü 2 yani 2'dir. 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı bu işlemimizin sonucunu özelliğimizi kullanarak arkadaşlar ne diyebiliyoruz? Sonuç olarak log ilk tabana bakıyoruz 3, son iç kısma bakıyoruz 3. Ve burada sadeleştirmeleri de gösterelim. 2, 2 ile sadeleşti. Ne kaldı arkadaşlar? 3 çarpı log 3, 3'te 1 olarak yazılacağından sonuç 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. Evet, burada da neyi kullandık? Biz örneğimizde zincirleme logaritmalarda ilk taban ve son iç kısmı logaritmaya yazmış olduk. Şimdi bize verilen bir ifadeyi taban değiştirmek suretiyle farklı bir şekilde yazmamız gerekiyorsa onu belirtelim hemen. Diyelim ki log r 3 tabanında 2 ifadesi bize log 5 tabanında yazmamız gerekiyorsa log 5 tabanında 2 bölü log 5 tabanında 3 olarak yazılacaktır. Böyle belirtebiliriz. Evet, örnek çözümlerine özellikle özellikleri kullanarak geçeceğimiz logaritma sorularından bir tanesini daha yazalım. Logaritma log 2 tabanında ln x eşittir 0 şeklinde bir sorumuz var. Burada x değeri nedir diye sorulduğunda ise x değeri nedir diye sorulduğunda bulmamız gereken öncelikle logaritma kuralını uygulamak. Peki logaritma kuralını nasıl uygulayacağız? Biliyoruz ki burada taban şu an için verilmemiş, yazılmamış ama ne olduğunu biliyoruz biz. Taban 10 olarak biliyoruz. Hatta kırmızıyla da şöyle belirtebilirim. Bunları kırmızıyla belirtiyorum. Soru çözümlerinde kullanacağız tabii ki. Öncelikle parantez içerisindeki ifadeyi log 2 tabanında ln x olarak yazıp 10 üzeri 0'a eşliyoruz. Bu ne demektir arkadaşlar? Yani şunu diyebiliriz biz. Logaritmanın değeri ne zaman 0 oluyordu? Logaritmanın değeri iç kısmı 1 olduğunda zaten burada da rahatlıkla görebiliriz. O zaman şunu diyebiliriz. Log 2 ln x eşittir 1 diyebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar logaritma özelliğini kullanmak istediğimizde ln x eşittir 2 üzeri 1 olarak yazılacağından ln x eşittir 2. Burada son olarak yine ln dediğimiz aslında tabanı e olan ama yazılmayan log değeridir arkadaşlar. O yüzden biz x eşittir son olarak e üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Yani çözüm kümesini dediğimizde e kare şeklinde olacaktır. Bu tür logaritmalı denklemleri daha sonraki bölümümüzde yine örnekleri çoğaltacağız. Burada sadece logaritma tanımının logaritma işlemini kullanmış olduk. Evet. Yine özelliklerle ilgili örneklere devam edelim. Logaritma kök 3 çarpı ifadeyi parantez içine alalım. Logaritmanın iç kısmını ben bu sefer 16 şeklinde yazayım. Yine tekrar logaritma kök içerisinde 8 logaritmanın iç kısmını bu sefer
3'ün kuvveti şeklinde yazmak istiyorum. İki zincir kuralını uygulayalım ve 3'ün kuvveti 81 olsun. Bu işlemin sonucu nedir diye sorulduğunda, şimdi soruyu oluştururken aslında size ipuçları da vermiş oldum bu soruyu çözümünde. Ne yapacağız? Yine buradaki kök 3 ifadesini kuvvet şeklinde, kök 8 ifadesini kuvvet şeklinde, 16'yı ve 81'i de yine üssel biçime getirip biz özelliğimizi kullanmış olacağız. Hemen yazalım. Logaritma kök 3 dediğimiz arkadaşlar 3 üzeri 1 bölü 2. 16 2 üzeri 4 şeklinde yazılacağından çarpı parantez içinde gösterelim. Logaritma kök 8 ifadesi arkadaşlar 2 üzeri 3'ün 1 bölü 2. kuvveti olarak yazılacaktır. 81 ifadesi de 3 üzeri 4 olarak yazılabilir. Devam edelim. 1 bölü 2 paydaya yazmış olduk. 4'ü direkt yazıyoruz çarpım durumunda. Sonra yine burada 3 bölü 2 ifadesi var. Yine onu da 1 bölü 3 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Yine bir tane daha 4 var. Onu da yazalım. Ve bütün şu an için 1 bölü 2, 4, 3 bölü 2 ve 4 ifadelerini başa katsayı olarak geçirdik. Geriye kalan kısma bakalım. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olarak kalacaktır. Bu ifadenin sonucu kısaca 2 çarpı 1 bölü 2 olacaktır. Yani 1 çarpı 2 bölü 1, o da nedir arkadaşlar? 2'dir. Çarpı 4 çarpı 2 bölü 3 çarpı 4 şeklinde düzeltelim. Log 3 tabanında 3 olarak geçişim özelliğini kullanarak yazabiliriz. Burada 2 çarpı 4 8, 4 çarpı 8 32, 32 çarpı 2 bölü 3 çarpı log 3 3 1 yapacaktır. Yani 64 bölü 3 sonucuna varmış olacağız bu işlemimizin karşılığı olarak.